Evet, haberlerimiz bunlar. Bu haberlerin etrafında konuşacağız. Aslında ilk verdiğimiz haber bugün tam gündeme oturdu. İlk verdiğimiz haberin de bir numaralı, belki de muhatabı sayılabilecek isim şu anda stüdyomuzda. Bugün parlamentoya sunulan bir yasa teklifine göre bundan böyle herkes, her müteahhit istediği işi yapamayacak. Müteahhitler 9 kategoriye ayrılıyor. 9 kategori içinde kendilerine uygun düşen alanlarda ancak inşaat ya da taahhüt işi üstlenebilecekler. Aksi halde herkes her işi yapar durumda giden bir müteahhitlik sektörünün kaotik bir duruma doğru yol aldığını hep birlikte görüyoruz. Nitekim bugün konut sektöründe yaşanan sorunların kaynağında da önemli ölçüde bu var. Çünkü bundan sonra ehliyet, liyakat ve yeterlilik ve sermaye yeterliliği gibi bazı kriterler aranacak. Bu kriterlere uymayanlar bundan sonra o işleri yapamayacak. Umarız yasa teklifi delinmeden ve bu haliyle geçer. Bu haliyle geçtikten sonra biz yolumuza farklı biçimde devam ederiz. Bugün Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Şimdi şu yasa teklifini bir sizin gözünüzden de dinlemek istiyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Çok geç kalmış bir yasa teklifi. Yani 20 yıldır yapılması gereken bir düzenleme. Bugün geliyor. O da yasa teklifi olarak geliyor. Hükümet tasarısı olarak gelmiyor. Keşke bakanlar, yani hükümet tasarısı olarak gelseydi, o zaman delinmeden geçebilme ihtimali var. Şimdi anladığım kadarıyla yasa teklifi muhtemelen komisyonlarda, genel kurulda, pek çok yerde hadi orasını düzeltelim, yok burası da olmamış gibi bazı şeylerle maruz kalıp bugünkü halinden uzaklaşabilir. Size göre nasıl olmalı? Doğrusu nedir? Kriterler nasıl belirlenmeli? Evet. Önce iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sizin açılımınıza bir ekleme yapmak istiyorum. Herkes müteahhit olamamalı. Aynen. Sonra her müteahhit olan da herkes her işi yapamamalı. Çok güzel. Demek daha güzel olur doğrusu. Yıllardır biz o şikayette bulunuyoruz. Bir kere şöyle söyleyeyim isterseniz, konut işinden başlayayım. Türkiye'de 7 milyon konutun değişime ihtiyacı var deniyor. Deprem ülkesi olmamız nedeniyle. Buna rağmen de konutlar yaparken yeteri kadar denetleme de yapmıyoruz. Müteahhitlik seçimi yapılmıyor. Müteahhit seçimi diyelim şimdiye kadar yasa olmadığı için yapıldı. Ama o zaman denetlenmesi lazım. Denetlendiğiniz zaman zaten müteahhitlik yapabilecekler yola devam eder, edemeyecekler de elenirler. Evet. Biz hep onu önerdik bu yasadan, yasa tasarısından önce. Çünkü denetim mekanizması da var biliyorsunuz. Son birkaç yıldır denetim mekanizmamız var ama o da sağlıklı işlemiyor. Onun için biz resmi kurumlarla görüştüğümüzde diyoruz ki bizi iyi denetleyin ki bir işi iki defa yapmamıza gerek kalmasın. Sonuçta her bir maliyet bir israftır ve ülkemiz için bir zarardır diyoruz. Onun için bir kere güzel bir girişim. Umarız ki sizin de dediğiniz gibi sağlıklı ve de sektörle beraber hareket edilerek, tanımlamalar yapılarak sağlıklı bir yol alırız. Ve ondan sonra da herkes uyar ona. Evet. Peki isterseniz en başına dönelim. Diyorsunuz ki herkes müteahhit olmamalı. %100 katılıyorum. Zaten bugün müteahhitlik, taahhüt sektörünün içinde bulunduğu en temel problem bu. İşte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden görüntüler geliyor ekranlara, görüyoruz ve hayret ediyoruz. İşte Rize'den, Trabzon'dan, Artvin'den. Bunlara hangi müteahhitler yol verdi ya da hangi müteahhitlere kimler yol verdi? Nasıl bu binalar yapıldı? Bina niteliği olmayan binalardan bahsediyoruz. İmar planlarına aykırı olan yerlere konumlandırmış binalardan bahsediyoruz. Altyapısal bakımından da hiçbir şeyi olmayan, kriteri olmayan binalardan bahsediyoruz. Yani kentin dokusuyla, geleceğiyle, geçmişiyle, tarihiyle ve özel şeyleriyle, konumlarıyla bağdaşmayan bazı binalar yapılıyor. Acaba yasa teklifine böyle bir madde de ilave edilebilir mi? Yani bu yönde siz mesela müteahhitlik sektörünün en tepe kuruluşu sayılırsınız. Herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Yani müteahhitlik yapabilme koşullarının da ayrıca sınıflandırılması ve kriterlere bağlanmasını ister misiniz? Tabii çok geniş bir yelpaze çizdiniz. Evvela müteahhitlik yapma kapasitesine sahip olmalı. Evet. Mühendislikle başlamalı bir kere. Evvela mühendislikle başlamalı. Ama her mühendis de iyi mühendis demek değildir. Geçen bir toplantıda Sayın Çevre Şehircilik Bakanımıza bir toplantıda bir ricada bulundum. İmara fı çıkardık. Olabilir. Bir sosyal sorundur. Ancak lütfen sağlıklı binaları
ya da güçlendirilmiş binaları affedin derim. Aksi halde zaten mevcut olan sıkıntılarımıza bir fasıl daha ilave ediyoruz diye öneride bulundum. Dönersek burada bir kere estetik, mimari, şehir planlaması falan dediğiniz zaman o apayrı bir şeydir. Evet. Onlar biliyorsunuz zaten belediyelerin görevidir. Belediyelere doğru insanlar görevlendirilirse ve doğru işler yapılırsa zaten müteahhit istese de yanlış yapamaz. Sıkıntı bizler kendi başımıza kalıyoruz. O zaman vicdanımızla baş başa kalıyoruz. Ben mesela üniversitelere gittiğimizde evet. Öğrenci kardeşlerimize diyorum ki evvela vicdanınızı kullanın. Polisin görmediği her şey serbest değildir. Şirketinde diyorum ki betona çocuğunuz gibi bakın. Şimdi beton, sadece beton dökmekle yetmez. Mukavemeti evet. Önemli, doğru zamanda sulanması önemli, kalın zamanda alınması önemli. Tabii bir tek kalemdir ama hayati önemi haizdir ve insan hayatını etkiliyor. Bunları eğer yaparsak zaten birçok şeye gerek kalmayacak. Ama bir de bir laf var biliyorsunuz. Güven kontrola engel değildir. Evet, doğru. Onun için kim olursa olsun bence kontrol edilmeli. Kontrol edildiğini hisseden hatayı da az yapar. Bu sistem üzerine kurarsak o zaman doğru yol alırız. Evet. Ve bu da ilk defa yapmıyoruz. Dünya zaten gelişmiş ülkeler zaten bunları yapıyorlar. Biz de yurt dışına gittiğimiz zaman zaten hata oranımız çok azalıyor. Çünkü denetleniyoruz doğru zamanlar, doğru ülkelerde denetleniyoruz. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman hatalarımız oluyor. Tabii adı müteahhit olduğu için Türkiye'deki de yurt dışındaki de hepsi müteahhit. Biz ondan şikayetçiyiz. Müteahhit olan da ayrılsın. Hangisi iyi müteahhit, hangisi değil, onlar da ayrılsın. Değilse biz bu sefer müteahhitliğin imajını düzelteceğiz diye çok az bir grup onu düzeltmeye çalışıyoruz kendimizce. Evet, bu yasa teklifine anladığım kadarıyla sizin de bir şekilde müdahil olmanız gerekiyor. Eğer müdahil olursanız o yasa teklifi arzu edilen şekilde günün koşullarına uygun biçimde çıkar diye düşünüyorum. Aksi halde komisyonla ben uzun yıllar parlamento muhabiri yaptım biliyorum. Her aşamada delik deşik edilir. Dolayısıyla başlangıcıyla sonu arasında birbirine benzemeyen iki tane ürün çıkar. Yani kuş mu deve mi olduğunu anlayamazsınız. O kadar şeydir ve mahir eller devreye girebiliyor. Şimdi hatta size... şöyle Ali Bey size bir cümle daha ekleyeyim. Bu dönem reel sektörden bakan olan arkadaşlarımız var. Hep söyleriz, deriz ki devletle reel sektör beraber çalışmalı. Ve yol alırsak beraber hem sorumluluğu paylaşmış oluruz hem de doğru kararlar alırız. Değilse bir taraf diyelim ki bir bakanlık bir kanun çıkarıyor. Çıktıktan sonra biz görüyoruz bu ne diyoruz, uygulanabilirliği olmuyor. Bu dönem bu hakkımızı kullanmamız gerekiyor. Bakanlarımız da buna yatkın. Ama bunu olabildiğince bol miktarda kullanırsak az miktarda hatayla yol alırız. Peki. Şimdi size gelelim. Yani sizin içsel sorunlarınıza gelelim. Yani güncel sorunlar. Bu demin konuştuklarımız yapısal sorunlar. Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında pek çok sektör sıkıntı çekiyor. İnşaat ve taahhüt sektörünün de benzeri sıkıntıları çektiğini düşünüyorum. Kamuyla iş yaparken bazı problemler yaşıyorsunuz. Çünkü hak edişleriniz zamanında ödenmiyor. Hak edişleriniz ödense bile birikimli olarak döviz kurundan uğradığınız kayıpları gidermekte yetersiz kalıyor. Orada tablo nasıl? Taahhüt sektörü ne bekliyor? Hangi problemler acil? Hangi problemlerin üzerine hızla gidilmesi gerekir ki konut sektörü bu durgunluktan çıkabilsin? Tabii. Yalnız konut sektörü değil, devletle, kamuyla iş yaptığımız zaman bütün diğer altyapı işleri de tabii. Var biliyorsunuz. Yani konut olarak, evet. Konutu da ayrıca tabii, konuşuyoruz. Aynen öyle. Biz aşağı yukarı 1,5 yıldır hem artan fiyat farkları, artan fiyat artışlarının karşılanamaması, sözleşme gereği yapılan uygulamada karşılanamaması nedeniyle bir fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını arzu ediyoruz. Sonra bu seneye geldik, bu sefer de dövizin fırlaması gene demiri, akaryakıtı, sacı, çimentoyu etkiler hale geldi. Zaten enflasyon oranımız da yükseliyor. Ama maalesef verilen kat sayılar bunu karşılayacak durumda değil. Onun için dedik, diyoruz ki buna bir fiyat farkı kararnamesi çıkaralım. Ekleyelim bir tasfiye yapalım. Şimdi bu yıl son 2-3 aydır somut konuşulmaya başlandı bu. Ancak deniyor ki bu sefer fiyat farkı kararnamesi değil, tasfiye kararnamesi çıkarılması. Ne demek bu tasfiye kararnamesi? Yani herhangi bir fiyat farkı verilmeyecek. Evet. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Herkes sineye çekecek. Ama isteyen devam etmiyor demiyorsa
bu işi tasfiye edecek. İşi bırakacak, tasfiye edecek, teminatını alacak. Olacak şey değil yani. Öylesine de razı olanlar var ama ben evvela haksızlık olur diye düşünüyorum. Bir buçuk yıldır demiri düşünün. 1800 liradan 4300 liraya gelmiş olan bir demirin fiyatının farkını almazsa tamamen cebinden karşılamış olacak. Üstelik de zaten ihale kanununda ayrıca eleştiri konusu, ihale kanunu gereği yapılan ihalelerde en düşük fiyata veriyoruz işi. Bakmıyoruz bu işi yapılır mı, bu fiyata yapılamaz mı diye. Onu hep söylüyoruz. Diyoruz ki ihale makamı en az müteahhit kadar bilgili olması lazım ki bu iş bu fiyata yapılamaz, bu firma da yapamaz. O zaman ben bu ihale onaylamıyorum demesi lazım. Ancak ne oluyor? Bunu yaptığı zaman bu sefer Sayıştay korkusu, müfettiş korkusu başlıyor. Sorumluluk yükleniliyor. Onun için bunlar zaten böyle sağlıksız olan ihalelerde bir de ayrıca fiyat farkı vermeyelim tehlikesi var. Ben adil olmayacağını düşünüyorum ama tabii sonuçta bir kararname çıkacak. Ancak bir daha bir isteğim daha var. Ne çıkacaksa da bir an önce çıksın ki herkes bilsin. Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Ne zaman çıkacak ve ne çıkacak? Ben bir çözüm öneriyorum size. Şimdi bu sözüne ettiğiniz alan daha çok kamunun altyapı taahhüt işleriyle öyle ilgili. Kamuda iş yapan müteahhitler de herkes birbirini tanıyor değil mi? Biz hani derler ya bir 40 kişiyiz. 40'ımızda birbirimizi tanırız. Evet. Sektörde 100 dolayında bu çapta yani kamuyla iş yapan müteahhit var. Bir araya gelirsiniz. Bir memorandum yayınlarsınız. Dersiniz ki biz tasfiye kararnamesini istemiyoruz. Çünkü dediniz ki ona takıldım o yüzden. Bazıları tasfiye kararnamesine evet diyor. Şimdi bazıları tasfiye kararnamesine evet diyorsa bu demek ki diğerlerinin aleyhine bir durum yaratacak. O durumda bir söz birliği, karar birliği olması lazım ki sektörden tasfiye kararnamesi çıkmasın. Çünkü oyun planı yeniden yazılıyor. Yani siz oyuna başlarken diyorsunuz ki işte stat bu, kale bu, hakem bu diyorsunuz. Oyun başladıktan sonra hakemi değiştiriyorsunuz, kalenin yerini değiştiriyorsunuz, stadın eğimini değiştiriyorsunuz ve hadi buyurun oynayın diyorsunuz. Bu olmaz yani. O zaman devletin saygınlığı ile ilgili bir problem yaşar. Acaba böyle bir açıklama düşünür müsünüz? Yani sektör olarak bir araya gelip bu sözüne ettiğimiz tabii büyük çaplı müteahhitler. Şöyle bir düzeltme yapayım. Tasfiye kararnamesi çıktığı zaman isteğe bağlı tasfiye olarak çıkıyor. Firma bakıyor ki ben bu şartlara devam edemeyeceğim. Tasfiye etmek istiyor. Ona izin veriliyor. Tamam. Ben devam etmek istiyorum diyor. O zaman bu fiyatla, bu şartlara devam et denebiliyor. Dolayısıyla o bir mecburiyet olmuyor. Tamam ama işte yine de... Bir de tabii mesela... Belli düzeyde olanlar var. %80 düzeyinde, 90 düzeyinde olanlar var. O bırakıp gitmek istemiyor. Devlet de onu bitirmek ister. Belki ondan oturup tasfiye etme, ben de sana şu farkı vereyim. Bunu devam et bitir ki hizmete sokalım. Daha düşük seviyedeyse, %40-50-30 seviyesindeyse belki zaten önümüzdeki sene tasarruf tedbirleri alınacak. Önümüzdeki sene birazcık frene basılacağı için o zaman devlet de politikasını ona göre ayarlayabilir. Onun için bu isteğe bağlı olduğu için böyle bir toplu bir şeye gerek yok. Anladım. Tabii. Tamam. Ama siz tabii fiyat farkı kararnamesi istiyorsunuz. Olmasını istiyoruz. Tasfiye kararnamesinden yana değilsiniz. Bunu yalnız şekilde... tasfiye kararnamesinden yana değiliz. Evet, evet. Tamam, güzel. Fiyat farkında katılsın istiyoruz. Peki, şimdi yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine dönelim. Bence o bizim yüz akımız. Yani Türkiye'nin 3 tane önemli gelir kalemi var. Bir tanesi ihracat, öbürü turizm, öteki de yurt dışı müteahhitlik hizmetleri geliri. Tabii. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri gelirinde şu anda 30 milyar dolarlar sınırlarında geziniyoruz. Yani 30 milyar dolarlık iş yapıyoruz dışarıda. Yani Afrika'dan Rusya'ya kadar pek çok coğrafyada Türk müteahhitleri. 120 ülkede. Evet, pek çok ülkede. Tabii. Rakam şöyle, mesela 4 milyar dolarlık inşaat hacmi varken 2002 yılında yurt dışına 25 bin, 35 bin işçi götürüyordu buradan. Doğru. Şimdi iş hacmi 30 milyar dolara çıktı. Yaklaşık 7 katı. Daha fazla hatta. Gönderdiğimiz işçi sayısı düşüyor 25 bine. Doğru. Normal şartlarda bu 25 bin işçi çarpı 7 olması gerekirken... 35 çarpı 7. 35 çarpı 4 7. Evet, yani ben minimumunu alıyorum. Yani minimum 25 gün gönderdiğinizi varsayıyorum. 35 çarpı 7 diyelim. Ama rakamlar öyle değil. Neden acaba biz buradan işçi gönderemiyoruz? Zaten işsizlik rakamını açıkladık biraz önce. %11'in üzerinde. Öyle. Ne yapmak lazım? Şöyle... biz de Türk işçisini götürmek istiyoruz. Kendi işçimizle çalışmaya arzu ediyoruz. Çünkü birbirimize alıştık. Aynı lisanı konuşuyoruz ve daha randımanlı çalışıyoruz. Zaten bizim yeteneğimiz şu, yurt dışında hızlı iş yapmak, kaliteli iş yapmak ve ucuz iş yapmak. Fakat şimdi bahsettiğiniz 2002'den bu yana olan değişimler maalesef Türk işçisini götürdüğümüz zaman daha pahalıya mal oluyor.
Biz gene sebep de, yani bazı yükümlülükler geldi. Bir kere tabii yerel işçi yerine bunu çalıştırdığımız zaman daha kaliteli ve daha randımanlı oluyor. Ona razıyız biz. Tamam. Ama asıl sıkıntımız döndükten sonra son birkaç yıldır birçok firmamıza çok büyük yük getiren işçi uyuşmazlıkları doğmaya başladı. Bir örnek vereyim. Mesela bir firma Libya'ya bir kalfa götürmüş. 3 yıl çalıştırmış, ayrılmış, tazminatını almış. Sonra 2 sene ara vermiş, sonra bu sefer Rusya'ya götürmüş. 5 yıl çalışmış, dönmüş, tazminatını almış. Evet. Yani helalleşmişler. Tamam. Ondan sonra 20 sene böyle birkaç noktaya gittikten sonra yeni bir sektör türedi diyelim. Bazı avukat grupları yakalıyorlar işçiyi. Vekaletname alıyorlar ve sanki hiç ayrılmamış gibi, hiç tazminat almamış avans almış gibi, tazminata mahsuben avans almış gibi yılların birikimini katsayılara çarparak, faizlere çarparak korkunç rakamlar çıkıyor. Eyvah. Ve bu maalesef çok hızlı da karar alınıyor. Asıl üzüldüğümüz nokta o. Muhtemelen eski dönemde yapılanmada bir işte FETÖ döneminde de belki işbirliği vardı, bilemiyoruz. Muhtemelen. Ancak biz şimdi diyoruz ki bunların önünü kesmemiz lazım. Yani işçinin hakkını yemek anlamında değil. Hakkını almış zaten, helallaşmış. Ondan sonra tekrar geliyor. Bu uygulamanın kaldırılması lazım. Bir de bir tercih talebimiz daha var. Yurt dışına işçi gönderdiğimiz zaman zaten götürdüğümüz yerde sigortasını ödüyoruz. Oradaki haklarını ödüyoruz. Türkiye'de de ailesi geçinsin diye sosyal sigortalardan, sosyal hizmetlerden faydalansın diye sigortalı yapıyoruz. Evet. Onda bir taban koymuştum da maalesef. O da bize pahalıya mal alıyor. Aslında 3 yıl önce çıkan bir torba kanunda asgari ücretin 6 katıydı. Evet. Sonra 2 katına indirildi. Fakat tabii biliyorsunuz seçim dönemlerinde biraz asgari ücret tekrar artınca eski rakamın gene 3,5 katına geldi. Biz onu o rakamın düşürülmesini arzu ediyoruz ki kendi işçimizi götürelim. Bu iki sorunumuz var. Bu işçi uyuşmazlığı ile ilgili de bir kanun taslağımız var. Ticaret Bakanlığımız da bekliyor. Dün Ticaret Bakanımız da bir istişare kurulu toplantısında tekrar hatırlattık. Bunu mümkünse bir an önce kanun haline getirebilirsek hiç olmasa kendi işçilerimizi götürelim derim diye. Evet. Acaba sektörde bu yönde firmalardan bazı suistimaller olmuş olabilir mi geçmişte? Yani hani işçilerin hakkını da teslim etmek adına soruyorum. Ama burada bu sözünü ettiğiniz bu yargı silsilesi işin çığırından çıktığını gösteriyor. O öyle. Bambaşka bir şey. Öyle. Ama bu arada eğer bir suistimal seziyorsanız ya da böyle bir şeye rast gelirseniz buna nasıl bir müdahalede bulunuyorsunuz? Öyle bir müdahale yetkiniz var mı? Şöyle bir kere suistimal baz alınarak genellenememesi lazım. Aynen tabii. Ya, suistimal yapan cezalandırılsın. Cezalandırılsın. Zaten devletin görevi o. Şimdi iki kişi trafik kazası yapıyorsa bütün trafiği mi durduracağız? Aynen öyle. Onun için bence üstelik de bütün büyük firmaların başına geliyor bunlar. Zaten suistimali yapan hiç kimse evet, tenzih ederim bu ama. Bu çaptaki firmaların bu tür suistimalleri yapabileceğini zannetmiyorum. Hayır, zaten. Öyle onu tabii. Bir şey olarak, dipnot olarak söyleyeyim. Tabii tabii. Yani. Hatta ben onunla ilgili bir fıkram var anlatıyorum. İzin verir misiniz onu tam zamanı lütfen, şimdi? Lütfen tabii. Geçen 3 yıl önce Sayın Davutoğlu Başbakanken inşaat sektör zirvesi yaptık. Maliye Bakanımız var, Ekonomi Bakanımız var, Sayın Babacan var. 8 bakanla geldiler, sağ olsunlar. Evet. Bize itibar ettiler. Beraber kaldık. Orada işte vergi falan diye konular konuşulunca sonuçta hepsi müteahhitler bildiğin İnder'in, Konutder'in, Asmüt'ün, İntes'in üyeleri arkadaşlarımız. Hepsi kayıt altında yani. Onun üzerine Sayın Başbakan'dan izin istedim. Konuşmamda bir fıkra anlatacağım diye. Şimdi bir köyün yolu askeri sahadan geçiyormuş. Evet. Tabii o zaman tel örgü çekiliyor, inzibat oluyor, nizamiye oluyor, gayet düzenli. Fakat köylü normal hayatına devam ettiriyor. Bir gün general geçiyormuş, asker dur demiş. Ne var oğlum demiş, parola demiş. Oğlum ne parolası görmüyor musun herkes geçiyor. Komutan onlar paroleyen demişsin. Şimdi ben bu fıkrayı çok sık anlatıyorum. Sayın Başbakanım bu salondakiler hepsi kayıt altında dedim. Dolayısıyla parolayı başkasına sormak lazım. Çok onun için güzel. Bence örneği öyle almak lazım. Kesinlikle. Şimdi mesela bu yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde eğer bu sözünü ettiğiniz işçi meselesi çözülürse şu andaki rakama göre yani 250 binden fazla işçiyi bizim yurt dışına gönderme imkanımız var şu anda. Öyle. Ama ne gönderiyoruz? 25 bin gönderiyoruz. 10 katı daha fazla işçiyi gönderme imkanımız var. Üstelik de çok iyi kazançlarla çalışıyorlar. Yani yurt dışı da burada aldıklarından tabii. Daha fazla kazandıklarından. En az 5 katı. Bence bunun üzerine gidilmeli hükümetin yani buna bir yane kalması söz kimse hayır olmamalı. Demiyor ama yıllardır konuştuğumuz seçimler girdi. Bakanlar değişti. Böyle kaldı. Şimdi Sayın Bakanımız da dün tekrar rica ettik. Dedi ki kanun taslağı sizde. Evet. Onu gündeme alalım diye.
Sayın Peki. Bakanımız da çok hassas davranıyor. Son iki buçuk dakikamız çok hızlı geçti. Bir de ben dış dille ilgili bir şey daha izin verirseniz söyleyeyim. Şu anda bizim bir sıkıntımız da, iki sıkıntımız var. Bir tanesi, üç sıkıntımız var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de yurt dışında Rusya, Libya, Irak, Türkmenistan, hani bu petrolle dayalı geliri olan ülkeleri kaybettiğimiz zaman bu sefer biz daha çok miktarda altyapı ihtiyacı olan ama finans gücü olmayan ülkelere, Sahra Altı Afrika ülkelerine dolaşmaya başladık. Evet. Burada da finans ihtiyacı oluyor. Exim Bank'ımız güzel çalışıyor. Son birkaç yıldır gerçekten çok büyük projeler üretti, birçok konuyu üretti. Ancak tabii Exim Bank yetmiyor. Buna rağmen o Amerikan Exim Bank'la İngiliz, İtalyan, Fransız, Alman Exim Bank'lara da anlaşmalar yaptı. Onlar da yol alacağız diye ümit ediyorum. Burada bir sıkıntımız teminat mektuplarımızın kabul edilmemesi. Yani, maalesef son dönemde Türk bankaların teminat mektupları kabul edilmiyor. Edilmiyor. Yani kontrol garanti çizelim. Olarak bile evet kontrol garanti olarak bile kabul edilmiyor. İşte son dönemde de biliyorsunuz bankalarımızın puanları düşürdüğü için onlar kabul edilmiyor. Onun için mutlaka bizim çalışmalar yapmamız lazım. Tabii bu siyasi, ekonomik beraber hareket etmek gerekir. Ona ihtiyacımız var. Bir de finans içinde biraz önce söylediğim gibi Exim Bank'ın sermayesinin de arttırılması lazım ki o da daha büyük çapta bizi desteklesin. Yoksa her işi yaparız biz. Peki Mithat Bey. Daha çok konuşabiliriz ama şu anda hakikaten süremizin sonuna geldik. Ama anladığım kadarıyla yani ne varsa heybemizde onu boşalttık yani. Sorun bir şey olarak. Daha dün Sayın Bakanımız söyledi. İngiliz Exim Bank'ın 30 milyar poundluk bütçesi var. Bunu sizinle kullanmaya hazırız demişler bakanımıza. Ne güzel haber. Çok güzel haber. İşte onun için biz de iş getireceğiz. Onların da imkanlarını değerlendireceğiz. Mülakatı böyle güzel bir haberle noktalamış oluyoruz. Çok teşekkürler.